Rahim içi zarının gömülgenliği, yani rahim içi zarının embriyoyu almasıyla ilgili sorunlar olabiliyor. Her kadında değil. Zaten her kadında olsa hiç gebelik oluşmaz. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, yani tüp bebek tedavisi oldunuz ve 2 ve üstünde oldunuz. Embriyolar iyi, her şey çok iyi dendi size. Transfer yapıldı, gebelik oluşmadı. Dikkatli olarak rahim içine bakmak lazım. 2. Bu tedavi esnasında rahim içinin kalınlaşmadığı, iyi gitmediği söylendi. Dikkat! Sizde polikistik over hastalığı veya endometriozis hastalığı var. Çikolata kisti olduğu söylendi. Dikkat! Rahim içi kan akımlarının düştüğüyle ilgili olarak bağışıklık sistemi sorunu keşfedildi. Dikkate alınız. Veya kadının yaşı özellikle 35-37 yaşına doğru gitmiş. İşte bu problemlerin bilimsel olarak rahim içi zarına embriyoların gömülmesini engellediği ispatlanmıştır. O zaman ne bulacağız? Niye engelliyor? Demek ki rahim içinde gömülgenliği veya içeri tutunmayı sağlayan bazı maddeler eksik. Bunu da bilim biliyor. Sonuçta ne yapmamız lazım? Bu maddeleri yerine koymamız lazım. Veya problemi düzeltmemiz lazım. O zaman ne yapacağız? Çeşitli işlemler yapabiliriz. Rahim içinin gömülgenlik zamanını tespit edebiliriz. Veya değişik tedavilerle bağışıklık sistem tedavisi yapabiliriz. Ki bunlar hepsi dışarıdan verilen bazı sistem tedavileri de oluyor. O zaman size başka bir şey teklif edelim. Diyelim ki kanınızdaki bazı hücreleri ayrıştıralım. Bu hücreleri üretelim. Bu hücreler o kadar özel hücreler olsun ki sizin rahim içinde eksik olan maddeleri yapsınlar. İlginç değil mi? O zaman siz yumurta döllenmesi bir taraftan iyi giderken, embriyoyu geliştirirken diğer taraftan da bu hücreleri kültür edin ve embriyo oluştuğu zamana kadar da gidin. O zaman rahim içine gömülgenliği arttıran sıvı ve hücreleri embriyo koymadan bir gün önce veya aynı gün koyduğunuz zaman ne olabilir? Rahim içi gelecek iyi embriyoya hazır olabilir. Başka ilaç yok, başka sıvı yok. Kendi hücrelerinizi kendi tedaviniz için kullanabiliriz. Ama her şeyi sihirli olarak görmemek lazım. Bilimin gösterdiği yolda herhangi bir şekilde hasta seçiminin iyi olmasına dayanarak ve yardımcı olabildiğiniz hastalara bu işlemi uygularsanız rahim içi kuvvetlenir. Rahim içi gelen iyi embriyoyu alır. Ama daha evvelden de konuştuğumuz üzere embriyonun iyi olması lazım. O zaman embriyo iyi olduğunu da rahim içine koyarsanız ve tanıtırsanız o zaman iyi embriyoyla iyi rahim içi zarını da balanslamış olursunuz. Sonuçta daha iyi tanınan embriyo gömülgen rahim içine daha fazla gömülür. Bu sistem bilinmektedir ki balanslama tekniği olarak adlandırılıyor. Herkes iyiyse sonuçta sonuç iyi. Ve sonuç iyiyse de düşük oranları da azalıyor. Ve sağlıklı gebeye giden yolda yeni kapılar açılarak gebelik takibiyle kişileri sağlıklı gebeliğe, sağlıklı bebeğe ulaştıracak yolu bilim açabiliyor.